Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere meyve sebze kurutma makinesinde domates ve meyve kuruttum. Malum Almanya'da güneşe hasretiz. Aşırı derecede sıcaklarımız olmuyor. 2 gün güneş varsa bir hafta yağmurlu geçiyor. Bu nedenden dolayı meyve sebze kurutamıyoruz. Ben de alternatif olarak bu makineyi alıp denemek istedim. Daha önceden bu makineyi almak isteyenler varsa da bu videomu izledikten sonra karar vermenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet. Öncelikle domateslerimi güzelce yıkadım. Daha sonra bu şekilde önce ortadan ikiye kestim ve her kestiğim domates dilimini tekrardan ikiye kestim. Toplam bir domatesi 4 dilime dilimlemiş oldum. Aşırı kalın olursa kuruması daha uzun sürecektir. Bu nedenden dolayı ben bu şekilde 4 dilimi incelttim domateslerimi. Ve bu şekilde arkadaşlar makinenin 5 kat tepsisi var. Tepsisine bu şekilde yerleştirdim. Her kestiğim domatesi yaklaşık 3 kilo kadar domates kuruttum. Tepsilerim dolana kadar bu şekilde domateslerimi doğrayıp tepsilerime yerleştirdim. Eğer sizin de güneşiniz azsa, meyve sebze kurutamıyorsanız, sürekli yağmurlu ve hava kapalıysa bir diğer alternatif de arkadaşlar fırın. Fırında aynı şekilde tepsilere domatesleri dilimleyerek koyup fırını 70 dereceye açalım ve tepsilerimizi fırına yerleştirelim. Sürekli arada bir kontrol edelim. Kapağını böyle çok kapanacak şekilde kapatmayalım. Havası çıkacak şekilde kapatalım. Ve yaklaşık arkadaşlar 7, 8, 10 saat artık nasıl kurursa sizler kontrol edeceksiniz. O şekilde kurutacaksınız. Çünkü evde bu şekilde kuruyor. Uzunca bir süre saat çalışıyor fırınımız ve bu makinamız. Ama sonunda bir gün içerisinde meyveli sebzelerimizi kurutmuş oluyoruz. Evet, bu da bir alternatif arkadaşlar. Bu makineniz yoksa fırında da aynı şekilde kurutabilirsiniz. Ve gerçekten rengi çok güzel kalıyor bu makinede kuruyunca. Aynı şekilde fırında da kuruyunca çok güzel rengini koruyorlar. Güneşte kuruyunca renk değişme oluyor. Gölgede kurutursanız bu şekilde kırmızı rengini korumuş olursunuz. Evet, gördüğünüz gibi ben 70 dereceye ayarladım makinamı ve 8 saate kurdum. 8 saat sonunda istediğim gibi tam kurumayınca ben tekrardan makinamı 70 derecede tekrar çalıştırdım. Bir 10-12 saat sonra istediğim kuruluğu elde etmiş oldum. Diğer tepsilerime de gördüğünüz gibi arkadaşlar elma, incir ve limon dilimleri koydum. Toplamda eğer sadece domates yaparsanız 4-5 kilo domatesi bir seferde kurutabilirsiniz. Ben denemek istedim, görmek istedim. Gördüğünüz gibi bu şekilde tam aşırı derecede bir kuruluk olmadı ama suyunu çekti. Gayet güzel suyunu çekmiş oldu. Eğer dilerseniz tekrar makineyi tekrar böyle bir 5-6 saat çalıştırıp istediğiniz kuruluğa getirtebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Yani ben sos, kahvaltılık sos hazırlayacağım için bu kuruluk benim için idealdi. Gördüğünüz gibi tamamıyla suyunu çekti. Biraz yumuşak ama suyu asla yok içerisinde. Ve bu şekilde 12 saat sonra domates dilimlerim ve meyve dilimlerim kurumuş oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Rengini de dokusunu da gayet güzel oldu. Hijyenik ortamda evimizde toz, toprak, hiçbir şey değmeden üstü kapalı sabaha kadar domateslerim rengini de kaybetmeden güzelce kurudular gördüğünüz gibi arkadaşlar. Almak isteyenler olursa da Ceyran faturasını göz önünde bulundurarak tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü bir domatesin kuruması ortalama 12 saati buldu. Aynı şekilde meyveler de onunla birlikte çalıştırdım. Evet, kurutmuş olduğum limon dilimlerini de ben bu şekilde şekerledim. Pastalarda süs olarak çayın yanında bu şekilde yiyerek ben seviyorum. Sizler de yaparsanız fikir olsun. Bu şekilde limon dilimlerimi de şekerledim.
mevsimin kendine ait meyvesi vardır. Sizler de bu şekilde bol bol kurutarak kışın yiyebilirsiniz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Şimdi kurutmuş olduğum domates kurularından nasıl sos hazırladım, sizlere de bunu diğer videolarımda paylaşmıştım arkadaşlar. Bu tariflerimi de mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Videomun sonuna doğru nasıl göründüğünü göstereceğim sizlere. Gerçekten çok lezzetli oldu. Müthiş. Kesinlikle tavsiye ederim. Uzun ömürlü bir domates sosu oldu. Kahvaltılık domates sosu. Evet. Gördüğünüz gibi elma dilimleri, limon dilimlerim ve incir. Bu şekilde bir çerez tabağı hazırladım. Yazın kışın için çalışıyoruz. Kışın da yaz için çalışıyoruz. Yaz meyvelerinden ve sebzelerinden bu şekilde kışlık hazırlıklar yapıyoruz. Kanalımda oldukça kışlık tarifler vardır arkadaşlar. Kurutmalık tarifleri, derin dondurucuda sebzeler nasıl saklanılır, patlıcan, dolma biberi, turşu tarifleri, ev yapımı en doğalından elma sirkesi, üzüm sirkesi tariflerimi bulabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde de domates kurularını kahvaltılık sos hazırladım. İncir reçeli yaptım. Bir günün sonunda bunlar da benim kışlık hazırlıklarımdı. Evet, iki farklı yöntemle kurduğum kahvaltılık domates soslarımı arkadaşlar diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim. Bugün sizlere meyve ve sebze kurutma makinesinde nasıl meyve ve sebze kurutulur bunu göstermek istedim. Evet, gördüğünüz gibi ben bu şekilde kurutmuş olduğum domateslerimde hemen sos yaptım. Evet, tariflerimi diğer videolarımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Kanalımda oldukça farklı tarifler vardır. Sizleri de mutlaka damak zevkinize uyacak tarifler bulabilirsiniz. Ayrıca yorum ve beğenilerinizle de bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.